Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastavuyan dem namına adıyan dersimiz ne? Bugün 27'si. Bugünkü mazluyumuz buradalar. Kabr azabı ve onun nimetleri. Adamlar dünyaya tuğulu bir hıl keledi. Ama ondan çıkıp geçişliği bir ikincisinden farklanadı. Mumun bilen facirini, mumun bilen kafirinin dünyadan çıkışlığı. Taneden ruhuna çıkıp geçişliği ölümünü mumun hamdan aladı, kafir hamdan aladı. Bu aynı hakikat. Ama onların bana şu dünyadan çıkıp geçişliği herkes bir bu muydu, herkes iki arası beraber bu muydu? Ahirgi lahzalar. Bana şu halette, ihtizar halette yürüyen adamı halatını bir tasarruf edeydik. İnsan ruhu tanasından ajrashligi yakın bo'lgan paytda ko'zi malaikalarni ko'radi. Mu'min ham ko'radi, kofir ham ko'radi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu haqida sahih hadislarda siz bilan bizga xabarlarni berganlar. Mu'min odam oxirgi lahzalari kelgan paytda ko'zi yetadiganchalik joyda o'zini xaridor bo'lgan jannatdan chiqqan malaikalarni ko'radi. Ularning qo'lida jannatdan bo'lgan kafanliklar, jannatdan bo'lgan xushbo'ylar. Endi bunu muqobilida fojir yoki kofir insonni ko'ring. U ham ko'zi yetadiganchalik joyda xaridorlarni ko'radi. Do'zoxdan chiqqan farishtalar, do'zoxdan olingan kafanliklar. Mo'min odam o'zini xaridorlarini, o'zini olib ketishlik uchun ruhini farishtalarni ko'rgan paytda u uchun dunyodagi eng shirin narsa o'lim bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilar: Men ahabba liqa'allohi ahabballohu liqa'ahu. Kim Allohga yo'liqishni istasa, Alloh unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Kim Allohga yo'liqishni xohlamasa, yomon ko'rsa, Alloh ham unga ro'baro bo'lishni yomon ko'radi. Mu'min xaridorlarni ko'rganidan keyin tezroq o'lishni xohlab qoladi. Tezroq Allohga yo'liqishni xohlab qoladi. Binobarin Alloh taolo ham uni ko'rishni, unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Mu'min odam dunyoda chiqib ketarkan unga nido qilinadi. Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh taolo tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Bu bashoratni eshitgandan keyin o'limdan yaxshi narsa qolmaydi birodarlar mu'min uchun. Kofirni ruhu tanasından çıkmasından turib. Hala ölmeye turib. Allah Teala aytadi: "Velau tara iz yetevaffa'llezine kafarul malaika yadribuna wujuhahum ve adbarahum." Kafir ölmedi hala. Hala tanasından ruh ajrab ketgani yok. Endi Allah Teala onun holatini bayon qiladi siz bilan bizga. Agar farishtalar kafir kimsalarning yuz va ketlariga urib, jonlarini olayotgan va do'zax adamını azobini totingiz. Bunga sabab o'zlaringiz qilgan amallaringiz deyotganini ko'rsangiz. Ularga mana shu bashorat beriladi. Qo'sh turnoq ichidagi. Tabiiy bu kofir o'lishini xohlamaydi. Mu'min uni ruhi tanasidan ajrab chiqishligi qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni ajib suratda sifatlab berganlar. Hammamiz idishdan piyolaga suv quyamiz. Quyamizda suvni to'xtatib shunday tumshug'ini ko'targanimizda bir tomchi shunday ajrab ketadi. Kim sezada şu suyun ajraganini idishini uchidan sharrat oqizib turib shuni to'xtatganingiz oxirida bitta ikkita tom shunday ajraydi. Sezasizmi? Sezadimi qo'lingiz? Ko'zingiz ko'rmasa qo'lingiz sezmaydi. Mu'minning tanasidan ruhini ajrashligi mana shunday bir yengil suratda bo'ladi. Alloh mana shunday bir kunni bizga nasib qilsin hammamizga. Endi ikkinchi toifa, kofirlarning ruhi qanday ajraydi tanasidan? Po'stada tasarruf qiling, qo'ydi po'stagini. Suvni sep ho'l qiling. Qo'lingizda temirdan bo'lgan tikonni po'staga botirib aylantiringda, so'ngra sug'uring. Kofirni tanasidan ruhini ajrashligi mana shunday bo'ladi. Birodarlar, bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Ha, mu'min ham, kofir ham dunyoga kelganda bir xil tug'ilgan, bir xil yig'ilgan, ammo ketishligi hargiz bir bo'lmaydi. Mu'minning ruhi tanasidan ajrab chiqar ekan, undan ana shu ruhidan yer yuzida bor xushbo'y atirlarni eng afzalidan ko'ra shinaroq hid chiqadi. Hatto farishtalar
yer tarafından pokiza ruhni hidi kelyapti deb turadi osmonda. Osmondagilar his qiladi bu hidni. Endi kofirning ruhi tanasidan ajraganda esa yer yuzida mavjud bo'lgan eng badboy hidni isi keladi. Farishtalar buni ham his qiladi. Yer tomondan badboy ruhni hidi kelyapti deydi. Birodalar, hidi ham bir xil bo'lmaydi. Gerçi dünyada bir xil yeb, bir xil içib, bir xil kiyib, bir xil huzurlanib yashagan bo'lsa ham, lekin dünyadan chiqishligi hargiz teng bo'lmaydi. İkkalasi ham, mu'min ham, kofir ham dünyadan chiqib ketarkan malaikalarni ko'radi. Lekin birini haradori undek, birini haradori bunday bo'ladi. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Birodalar, albatta keladi shu kun oldimizda. Aniq keladi. Modomiki dunyoga kelganimiz haqiqat bo'lsa, undan ketishligimiz ham aynan shunday haqiqat bo'ladi, birodarlar. Alloh taolo bizni haradorlarimizni jannat farishtalaridan bo'lishi nasib etgan bo'lsa. Kafanlar. Mo'min odamning ruhi ajrab chiqar ekan tanasidan, bu haradorlari Azroil alayhissalomning qo'lida bir lahza ham qo'ymaydi, ana shu jannatdan olib kelingan kafanliklar bilan kafanlaydi. Kofirning tanasi dan ruhu çıkar iken onu haradorlari ham bir lahza qoldirmaydi Azroil alayhissalomning qo'lida. Jahannamda olingan kafanlar bilan kafanlaydi. Mana endi hammasi endi boshlandi. Mana haqiqat endi bo'ldi. Ko'zi endi ochildi. Qachon ochildi? Ko'zi yumilgandan keyin ochildi. Malaikalar ikkalasining ruhini olib osmonga ko'tariladi. Mu'minning ruhini ko'tarib osmonga ko'tarilar ekan osmon farishtalari yer tomondan xushbo'y pokiza ruhni hidi kelyapti. Voy biz tomondan qo'lma-qo'l qilib osmon eshigiga olib borishadi. Biz ham tayib qolaylik deydi. Birinchi osmon eshigiga kelganida samo eshigini farishtalari qo'riqchilari so'raydi, kim bu? Shunda eng chiroyli ismlari bilan, sifatlari bilan chaqiriladi. Bu falonchining o'g'li falonchi, taqvodor, solih, namozxon, ro'zador, qori, xayr-ihson qiladigan, Allohning baytini ziyorat qilgan, unga osmon eshiklar ochiladi. Shunday qilib 7 qavat osmondan o'tadi, 7-chi osmonga chiqqanda Alloh taolo amr qiladi. Bu bandamning ruhini illiyinga yozib qo'yinglar. Jannatilarni qatoriga ism yozib qo'yiladi. So'ngra ruhi yana bir chiroyli bir ma'lum suratda uni qabrga olib tushib qo'yiladi. Endi buni muqobilida kofirning ruhi. Osmonga ko'tarilib ketar ekan, farishtalar yer tomondan badboy hid kelyapti deydi. Va birinchi osmon eshigini oldiga olib kelganida kim bu deb so'raydi farishtalar. Falonchi kofir, falonchi fosiq, falonchi munofiq, falonchi zolim, falonchi haromxo'r. Qanaqa yomon sifatlar bo'lsa shu sifatlar bilan aytiladi. Ular uchun osmon eshigi ochilmaydi. Astagfirullah. La tufattahu lahum abwabus sama va la yadkhuluna al-jannata hatta yalja al-jamalu fi sammil khiyat. Ignani ko'tidan tuyani o'tishini tasavvur qila olasizmi? Tasavvur qila olmaysiz. O'tadimi? O'tmaydi. Demak, bular ham jannatga kirmaydi. U kimsalar uchun hargiz samo eshiklari ochilmas. Robbimiz aytibdi buni. Va toki tuya igna teshigidan o'tmas ekan, ular ham jannatga kira olmaslar. Hech qachon kirmaydi. Kofir ham mu'min ham yegan dunyoda. Kofir ham mu'min ham uxlagan. Kofir ham mu'min ham yaxshi yomon kunni ko'rgan. Kofir ham mu'min ham bir xil dunyoga kelgan. Chiqishligi bir xil bo'ladimi dunyodan? Bir kun keladi birodarlar peshonamizda turib tush kun. Kimga ertaroq, kimga keyinroq? Ruhni tanaga qaytarilishi. Ruh mo'min kishini ruhi 7-chi osmonga yetdi, 50 yinga yozildi, so'ngra tanasiga qaytariladi. Qabrga qo'yiladi va jasad ruhga qo'shilib ne'matlanish, huzurlanishlik boshlanadi. Kofirni ruhi esa ana shu 1-chi osmonning eshigi oldidan qabrga uloqtiriladi, irg'itvoriladi ruhi. Mana endi uni ham tanasi ruhi bilan qo'shildi, endi bunga azob boshlandi. Ikkinchi hayotning muqaddimasi birodarlar. Asosiy abadiy hayotimizning muqaddimasi. Va man yushrik billahi fakannama kharra minas sama fatahtafuhu at-toyr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Alloh taolo uni ruhini nima dedi? Kim Allohga shirk keltirsa, bas u osmondan qulagan u uni biron vahshiy qush o'lja qilib olib ketgan yoki qattiq shamol yiroq joylarga uchirib ketgan kabidir. Uni holati qadayu, boyagi mu'minning holati qo'lma-qo'l bo'lib yana qabrga tushishligi qada. Hali oxirat azobi yoki ne'mati boshlanmasdan turib, kofirning musibatini ko'ring. Uloqtirilyapti.
özü xor bo'lganini, dünyada adashib kofir bo'lib yashaganligi, xato ekanligini tushundi. Hali tanasidan ruh ajramay turib, xaridorlarni ko'rganda, aqli ishlarda ko'zi ochildi, endi buni foydasi yo'q. Endi buni foydasi yo'q. Biri namoz o'qidi, ikkinchisi o'qimadi. Biri roza tutdi, ikkinchisi tutmadi. Biri ota-onasini duosini oldi, ikkinchisi oq bo'ldi. Biri o'zini pokiza saqlandi uylanib, ikkinchisi zino o'tkizdi har kuni. Zino bilan kunini o'tkizdi va bu bilan faxrlandi. Dunyoda bir xil yashagandir ehtimol, lekin dunyodan chiqishi hargiz bir xil bo'lmaydi. Kafanlash. Ruhi chiqdi, farishtalar olib chiqib tushdi, ungacha yer yuzida bo'ladigan ish. Itoatkor mu'min de ham, fosiq de ham, munofiq de ham, birodarlar kafanlashadi. Bir xil kafanlashadi. Yuvishadi. Bir xil yuvishadi. Yelkalari ko'tarib olib borib janoza o'qishadi. Bir xil. Ko'tarib qabrga olib borib ko'mishadi. Qabri ham bir xil bo'ladi. Ammo qabrda ichi bir xil bo'ladimi? Hargiz bir bo'lmaydi birodarlar. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Ikkalasini ko'tarib ketishyapti. Mo'min aytadi. Tezroq olib boringlar. Tezroq olib boringlar, tezroq olib borib joyimga qo'yinglar. Kofir aytadi. Voy unga voy bo'lsin. Qayoqqa olib ketyapsizlar uni? Olib bormanglar uyaga deydi. Lekin ko'tarib ketayotganlarga uni ham so'zi baribir, buni ham so'zi baribir. Ular uni bilmaydi. Ular uni eshitmaydi. Biri shoshiltiradi, biri orqaga suradi, lekin unisini ham, bunisini ham atgani bo'lmaydi birodarlar. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, afanash alul muslimina kal mujrimin malakum kayfa tahkumun?" Axir biz musulmonlarni jinoyatchi kofir kimsalarga barobar qilarmizmi? Ya'ni ikkalasi teng bo'ladimi deyapti Alloh taolo. Ey mushriklar, sizlarga nima bo'ldi? Qanday hukm chiqarmoqdasizlar? Namozni o'qigan ham o'qimagan ham bir xil yuraveradi dunyoda. Roza tutgan tutmagan bir xil nafas olib yuraveradi. Endichi? Endi ham bir xil bo'ladi ahvol. Keyin ikkisi ham qabrga qo'yiladi. Endi nima boshlanadi bu yerda? Abadiy hayotning muqaddimasi. Mana bu yerda ularning holati barobar bo'lmaydi. Ikkalasi qabrga qo'yiladi. Ustidan tuproq tortiladi. Dafn qilinadi. Eng ajib narsa shuki, qabrda yotgan mayit uni ruhi tanasiga qaytarib kirgizilgandan keyin ustiga turpoq tashlayotganini eshitib yotadi. Birodarlar bir fikr qilib ko'ringlar-da, yotibsiz qabrda, zimiston, hech kim sizni eshitmaydi, qimilla olmaysiz, tuproqni ustiga shop, shop, shop tashlayapti. Bir kun turibdi oldimizda. Bu chiroyli jasadlarimiz chiriydi. Bu dunyolarimiz qolib ketadi. Bu yaxshi ko'rgan ayollarimiz, farzandlarimiz Qur'onda qo'yib keta oladi. Yakkama-yakka qolamiz Robbimizning maloikalari bilan. Tanish bilish yo'q. Telefon yo'q. Dunyoda har qanday muammoingizni bitta qo'ng'iroq bilan hal qilib qo'yadigan akaxonlar, ukaxonlar yo'q. Bir kun turibdi, birodarlar, shu kun turibdi, bir kun keladi boshimizga. Shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Biroz oldin tirik edi bu. Odamlar bilan gaplashayotdi, unga gapirishayotdi. Biroz oldin tirik edi u. Dunyoda edi, yer ustida edi. Mana endi yer ostida. Tuproqda ostida yolg'iz o'zi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga jannat do'zax haqida gapirsa, ko'p ham yig'lamasdi-yu, ammo qabr haqida, o'lim haqida gapirsa, qattiq yig'lar edi. Sababini so'rashganida aytardiki, "Ey birodarlar, qabr oxirat manzilining birinchi bekati. Agar unda ish yengil bo'lsa, undan keyingi narsa undan ham oson bo'ladi" derdi. Alloh taolo yengil qilsin ishimizni, birodarlar. Qabrda ruhi tanasiga kirgizildi, ikkalasini ham o'tkazib qo'yadi malaikalar. Qanaqa qilib o'tkazib qo'yadi? Bu Alloh biladi. Siz bilan biz bu dunyodagi kallalarimiz bilan narigi dunyoda hayotini idrok qilib olishga harakat qilmay qo'yadi. Alloh o'tkazib qo'yadi dedimi? Payg'ambar o'tkazib qo'yadi dedimi? Tamom o'tkazib qo'yadi. Ko'zi ochildi. Nimani ko'radi? Ikkita farishtani ko'radi. Qanday qilib ko'radi? Alloh biladi, birodarlar. Mana endi imtihon boshlandi. Mana endi asosiy imtihon boshlandi. Bu imtihondan yutgan haqiqiy yutdi. Yutkizgan eng katta bir mag'lubiyatni topdi. Eng katta fitna boshlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu qabrning fitnasidan Alloh taolodan panoh tilagan. Malaikalar so'raydi.
Rabbin kim? Dini ne mi? Sılada oraylarga yubarılgan adam hakkında ne mi deysen? Bana hazır şöyde oturgan adamı hamasa cevap verirdi. Rabbin kim? Allah. Dini ne mi? İslam. Oraylarga yubarılgan adam hakkında ne mi deysen? O kişi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir adam açışı mümkün değil mi? Şimdi üç katar söz eken. Yatlabat verip koyuş kıyım mı? Buradalar uyuda bu kelimelerde kim cevap veri aladı bilesin mi? Şu kelimelerinin takazası buna yaşayan adamlar. Men kala la ilahe illallah muhlisen min kalbihi dehalel cennet. İhlas buna şu kelimelerse cennetki kiradı. Başka hadislerde peygamberimiz etkenler. Ahirge etken sözü dünyada. La ilahe illallah bosa bu adam elbette cennetki kiradı. Dediler. Dese asan eken de ey. Ayta yürsen şu tilingi, yo bu tilni hıyanat kıladığın günü var. Ana şu hıyanat kıladığın günü, dünyadan çıkıp getirken günüz. Bu kelimeni kim aytadı? Şu kelimeni takazası bile yaşayan bu sar. Oylemeyler, yatlap koysaylar adı bir adı yan nasıdı. Mumun aytadı, Rabbin kim? Rabbim Allah deydi. Dinin ne mi? Dinim İslam. Sizlerin oraylarına bir kişi varılken, o kişi hakkında ne mi deysen? O kişi aytadı, o zat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü o kişiye iman kiltirdim dedi. Malaikeler ayterken şunu dedi işini biz bilerdik. Onlar bilişerdi. Çünkü şu kelimenin takazası bilen yaşayanıdı. Çünkü bu kişi şu kelimenin takazası bilen yaşadı. Kur'an bilen, sünnet bilen, ibadeti bilen. Onun için bu savallarına aslanlığı bilen cevap veri aldı. Şu vakit samadan ne dağılınadı. Sadaka abdi. Bendem rast aytdi. Allah da Allah güvahlığı böyle yaptı buradalar. Yani aytin, bunu yakındaki hayatı kanaka buladı. O tasavvur kılamediğin derecede huzur halavatta buladı. Çünkü imtihandan çırali surette öttü. Benden rast aytdi. Onge cennetten töşeyler. Onge cennetten bir eşi açıp koyular. Taydaki kürpü töşeyler de cennet kürpü töşeylerden buladı buradalar. Onu on tamamen cennetten bir derece açıp koyuladı. Cenneti hidi, hararatı, boradigan kasırları, koligi kiradigan hura ayinlerdi körüp, huzurlanıp yatadı. Rabbi akimisse, Rabbi akimisse. Paradigan kıyamantı tezrak kayım kıl, tezrak kayım kıl deyip şaşırtıradı. Çünkü boradigan cayı anı kop kaldı da. Şimdi bunu mukabili de, kafir gekeredi bu iki defa işte. Soruydu, Rabbin kim? Dini ne mi? Sılada oraylarga yubarılgan adam hakkında ne mi deysen? O, ha, bilmiyim ben deydi. Rabbin kim? Ha, bilmiyim ben. Adamlar ne mi dese şunu derdim. Dini ne mi? Ha, bilmiyim ben. O hak degeni korkuyorkenliğinin bilgisi. Korkudu manası. Sılada oraylarda bir kişi yubarılgan. Ne mi deysen o hakkında? Ha, adamlar ne mi dese benim şunu etken ben deydi. Farişteler aytadı. La darita ve la tarita. Bilmedin, okumadın. Hakkını bilmedin, Kur'an'ı okumadın. Sonra temirden bugün gözü bulan başka şimdi uğradı, turpok kaylanıp getirdi. Bir uğruşu da. Şimdi kışkırıp turpok kaylanıp getirdi ki, insan ve cin taifasından başka hemen mahlukatlar onun avazını eşitledi. Fakat insan bilen cini eşitmiydi. Eğer insan bilen cini eşitken de, huşudan getirdi. Sonra ceset yana boyu ahval yapkenladı, yana başı yoruladı. O, unga kıyametgacha beriladigan, kabrida beriladigan azobdi bir ko'rinishi. So'ngra nido qilinadi, bandam yolg'on gapirdi. Unga do'zoxdan to'shaylar, do'zoxdan eshik ochib qo'yinglar. Ana farqi birodarlar. Nima, yuribsan sen ham, men ham yuribman. Senda ham bor unasi men. Nima farqimiz bor o'rtamizda desa aytamiz, ha, bu dunyoda vaqtinchalik dunyoda farq bo'lmayotgan bo'lishi mumkin, bir qarashda. Ama sen hem öladığın gün var, ben hem öladığın gün var. O gün de ahvalımız bir kılbı mıydı? Mumun için cennetten derçi açıp koyuldu. Kara, bana bu joy senin mekanın. Ben de boyaya mekanını görüp durup, boyaya tekenimiz de şaşırtırdı. Paravatgar kıyametini kayım kıyın deydi. Şunun için iman etikadı bilen, ibadatı bilen, pakize halatta dünyadan yaşayıp ötken. Vay becara, yaş getirdi demeyler. Onu sıla yarak mekeli yaptı öz aslada. O canlı tapşırı aldı, haradarlarının kimliğini bildi,
Kabirde nimetler onge körsatıldı. Cennetteki boradigan joy körsatıldı. O yakşı dünyada sizi dünyayızdan. Siz özge rahmiz kesin. Çünkü siz kanıka ketasız hala Allah'a biladı. Ama kafir onu astıge alav töşeladı. Cehennemden eşik açıladı. Onu ısığı, badboy hidleri tekip duradı. Kabir uçun tar kılınadı. Kabir onu kıskende kavurgaları birbiri girişip getirdi. Ama mumunlu kabri közü yetadı gençelik keng mesafe kılınadı. Şimdi bu kafir şu halata durup Rabbim kıyametini kaim kime gindip duradı. Onu etkeneyen bu miydi? Bunu etkeneyen bu miydi? Parvardigara alam özü haklayan payıda kıyametini kaim kıladı. İhtimal ikilesi hem yanmayan dafın kılınlar. Yanmayan dafın kılınlar. Birini kabri rahat, birini kabri azab oladı buradalar. O azabları ne için verilip dünge? Allah'ını tanımadı. Namaz okumadı. Roza tutmadı. Haramdan özünü saklamadı. Dersimizin nihayesi, mumun kabrede durarken yüzleri nihayette bir güzel, kiyimleri pakize, hidi kuşuboy boyan bir insan girip geledi. Haliye kabrede yatken mumun karab durup, sen kimsen? Yüzünden yakşiliğine haber kep durup da kimsen dedi. O aytadı, ben seni salih ameliyim ben. Buradalar bizi kıyan amallarımız insan suratı da keledi. Aytadı, Allah'ını taatıge şaşılar edin. Günah masiyattan özünü apkaçar edin. Men seni namazın ben, rozun ben, hacin ben, ümrün ben, davetin ben, tılavatın ben deydi. Kafir ise bunun aksini körüldü. Onu kabrige, hunik badbaşara, körünüş yakımsız, kiyimi, hidi yakımsız bugün bir badbaşara kişi kirip geledi. Onge karab durup kafir aytadı. Sen kimsen? Senin yüzünden yaman hidik hep durup da. O aytadı. Men seni yaman habis ameliyim ben. Vallahi masiyatlarga şaşılar edin. Taat ibadattan özünü alıp kaçar edin. Burada Allah bir gün keledi. Haradarımızı köremiz. Bir gün keledi. Bizi tanamızı köter, ruhumuzu köterip yettinci asmanga alıp çıkıladı. Ya ki alıp çıkılmaydı. Bir gün keledi. Tanamızı yekir izinledi ruhumuz. Bir gün keledi. Münkenneke farişlerine savalı gibi düşer bulamız burada Allah. Mana shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Qabrda azobi azob, qabrda ne'mati ne'mat. Qabr oxirat manzilini birinchi bekati. Agar shu bekatda muvaffaqiyat kelsak, najotga yetdik. Agar muvaffaqiyatsizlikni ushlasak, birodarlar, afsus nadomatda qoldik. Mo'min va kofirning qabrdagi ahvoli. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum.